ABC dörtgen EDC'nin orta noktası. EDC'nin orta noktası. Orta nokta olduğunu buradan anlayalım. F noktası AC'nin orta noktası. AC'nin orta noktasıysa şu uzunlukla şu uzunluk birbirine. Şurada bir temel benzerlik var. İki tane çift çizgiye 10, iki tane mavi çizgiye 10. O zaman şu uzunluğu bulabilirim. 5. Evet, benzerlikten üçgende benzerlik yaptım. Evet, G noktası AB'nin orta noktası. G AB'nin orta noktası. Evet. Ve bir tane daha renk değiştiriyorum. H da BD'nin orta noktası. O zaman buradan buraya yol ile buradan buraya yol eşit. Şimdi iki tane kırmızıya 9'sa, iki tane maviye 9'sa o zaman şu uzunluğu bulabilirim. 4,5. Bu durumda iki tane yeşile 1,9'sa bir yeşile 4,5. Şurası da 4,5. 2 yeşile 10'sa 1 yeşile 5. Yani burada bir paralel kenar varmış. Ben onu anlıyorum. Ve benden bunun çevresini istiyor. 2 tane 4,5 9 eder. 2 tane 5 10 eder. Toplamları da 19 eder. Benzerlik diyeceksiniz yani. BE ve ED. BE'ye 2K diyeceğim. ED'ye 3K diyeceğim. Ve 2 kişiye 2 alan verirsem 3 kişiye 3 alan vermem lazım. 2 kişiye 2B alan verirsem 3 kişiye 3B. Çünkü tabanları aynı, doğru üzerinde tepeleri farklı olan iki tane üçgenim var. Yukarıda ve aşağıda. Bunların içlerinde ayrı ayrı iki üçgen. ABC'nin alanı 8'miş. Şimdi bakalım. Beşer tane, pardon, ABC'nin ikişer tane A artı B'nin alanı 8 vermiş. O zaman birer tane A artı B 4 olur. Benden tamamını istiyor. Yani beşer tanesini istiyor. 5 tane A artı B. Bir tanesi 4 ise 5 tanesi ne olmalı? 20 olmalı. ABC dörtgeninde E ve F bulundukları kenarın orta noktaları. Şuradan orta nokta olduklarını anlayabiliyoruz. AC'ye 16 vermiş. Şimdi üçgende benzerlik yapabiliriz. Şöyle çekelim. 1, 2. 2 kişi BD'yi kaç vermiş? 12. 2 kişi 12 ise bir kişi ne olmalı mecbur? 6 olmalı. Yine benzerlik yapacağım. Bu sefer buradan çekiyorum. Şurayı birleştiriyorum. 1, 2. 2 kişi 12 harcıyorsa bir kişi ne harcamalı? 8 harcamalı. Büyük köşegenler nasıl davranıyorsa küçük köşegenler de o şekilde davranır. Şunu daha sade çizelim. Şuradan çektim ve buradan çektim. Orta nokta olduklarından benzerlik var. Bu neyse burası onun iki katıdır. Dolayısıyla BD'yi soru 12 verdiği için burası 6 oldu. Şu neyse şurası bunun iki katı. Burayı da 16 vermiş. Dolayısıyla burası ne olması lazım? 8. Büyük köşegenler 90 olduğu için paralellikten dolayı bu da 90 olmalı. Şurada bir özel üçgenim var. 6, 8, 10. Dörtgeni verilmiş. AC 6 kök 3. DD 8. Aradaki açıyı da bilebilirim. 2 iç 1 dıştan 40, 50, 60. Genel dörtgen alanı formülden gelen 1 bölü 2. Köşegen uzunlukları. 2 tane köşegeni var. Biri mavi, biri kırmızı. Mavi olan 6 kök 3 vermiş. Kırmızı olan 8. 1 bölü 2 formülden geliyor ve sinüs 60. Sinüs 60 da kök 3 bölü 2. Şu ikisinin çarpımı 4 eder. Burada kaldı. 2, 12, kök 3. Çarpı kök 3. Kök 3'ler 3 edecek. 12'yi 3 ile çarpın. 36. ABC bir dörtgen. AH HC. AH HC eşit tam orta nokta. O zaman diğer kenarın tam orta noktasını ben bulayım. Şöyle bir yerde olsun. Şu uzunluk 5 olur. 2 kişi 10 harcıyorsa 1 kişi 5 harcar. Bu şekilde düşünebilirim. Ve BF DF. DF ile FB eşitse yine orta noktaları birleştiririm. 2 kişi 6 harcıyorsa bir kişi yine ne harcamalı? 3 harcamalı. Orada küçük bir üçgen eşitsizliği oldu. 5, 3, FH. Buna x diyelim. Bilinmeyen merkeze alınır. Farkları 2, toplamları 3 sınır. Buna göre FH'ın alabileceği en büyük ve en küçük tam sayı değeri. En küçük tam sayı değeri 3. En büyük tam sayı değeri 7. Toplamları ise 10. Dikkat istiyordu bu soru. Yandaki soruya bakalım. A, B, E'nin alanı 15.
alan daire içinde yazılır. BEC'nin alanı 12. DEC'nin alanı 8 vermiş. Buna bohça kuralı diyorum ben buna, ama katlama olayı da düşünebilirsiniz. Dört kenarlı bir bohçanın içine çeyizimizi koyduk. Nasıl katlarız? Üstü kapalı. C ile A köşesinden bağlarız. D ile B köşesinden bağlarız. E şuraya da X diyelim. X katlanınca 15'in üzerine gelecek. X bölü 15. 8 katlanınca 12'nin üzerine gelecek. 4'e böldüm 2. 4'e böldüm 3. 3'ün 5 katı 12 ise 2'nin 5 katı 10 olmalı. Dolayısıyla buranın alanı da 10. Tüm şeklin alanı istiyor. 8 ile 12'nin toplamı 20. 30, 40, 45 olur bu durumda. ABC dörtgeninde bulundukları kenarın orta noktalarıymış. Şimdi böyle bir şey varsa bir dörtkenarla elde edebilirim. 6 kere 4'ten bu içerideki paralel kenarın alanı 24. Tüm şeklin alanı bunun 2 katıdır. Dolayısıyla 24'ün 2 katı. 48. Özellik yine. Şimdi ne demiştik? Bohça kuralı. A ile C'nin katlanmışı, B ile D'nin katlanmışı olabilir. Dolayısıyla A ile C'nin toplamı ve B ve D'nin toplamı içerideki dört kenarının alanını verecek. A ile C'yi katladım, içeriye geldi. B ile D'yi de katlayacağım. Yani bu ikisi 9'sa şu ikisinin toplamı da 9. 2 tane 9 18'i verecek. İçerideki alan 18 ise tüm alan ne olmalı? Bunun 2 katı 36 olmalı. A ile C'yi bağlayabilirim. B ile de D'yi bağlayabilirim. E bunların hepsi katlanınca içerideki paralel kenarın alanını verecek. Dolayısıyla cevabım ne olması lazım? 36.